biraz sizin hikayenizi dinleyerek başlayabiliriz aslında. Yani bu nasıl diyeyim hakemlik sevdası, tenis sevdası bunlar nasıl başladı, nasıl buralara kadar geldi? nerelere geldiğini izleyenlerimiz görecek zaten biraz <gülüyor> sonra. <gülüyor> ee, ben 1997 yılında lisedeyken e, şu anda sanırım hala aktif tenis antrenörü devam ediyor Serkan Altun. Belki bilirsiniz <gülüyor> kendisini. <gülüyor> evet. evet. E, kendisi bizim lisemizden mezun olduğu için bir WTA turnuvasında çizgi ihtiyaç duyulunca olunca bizim okulumuza geldi ve bir eğitim teklif etti bize. Biz de bu eğitim çerçevesinde hepimiz hazırlıktaydık. Hepimiz elimizi kaldırdık bu eğitime faydalanmak istedik. Bağlamda bir aylık bir eğitim aldık. Fakat o eğitimin sonunda ben, belki çok komiktir bu kısmı, boyum çok kısa olduğu için benim hakem olamayacağımı düşündüler. Aa. <laughs> Burası komik kısmı. Ben o sene birçok arkadaşım hakemlik yaparken top toplayıcılık yaptım. <laughs> Ve bunun sonucunda da basketbola başladım boyum uzaması için. Bir sonraki sene o istenilen hani kıvamı mı desek gelince de hakemliğe adım atmış olduk. Çizgi hakemliğe başladık. Aslında en en başından başlamış bulunuyorum. Yani bu tenisle alakalı yapılan hizmetten hepsini yapmış bulunmaktayım. Yani top toplayıcılıktan tutun da çizgi hakemliğine, kule hakemliğine, baş hakemliğine kadar oynuyor muydunuz diye soracaktım ben de. Hiç oynamadım. Öyle mi? Hiç oynamadım. Aa, Çok iyi çünkü, hikaye bence. <gülüyor> <çünkü> <gülüyor> Daha hakemlik da iyi. Hikaye. O kadar insanın asla zamanını alıyor ve o kadar stresli bir meslek ki belki dışarıdan bakıldığı zaman hakemlerin sadece o sandalyede oturduğu ya da bir çağrı yaptığı düşünülebilir. Fakat onun insan üzerinde yarattığı baskı işiniz bittiği andan itibaren inanılmaz bir yorgunluğa dönüşüyor ve tenis oynamaya motivasyonunuz kalmıyor ve belli bir noktadan sonra da sadece iş gözüyle bakmaya başlıyorsunuz. Hmm. Oradan başlayıp hakemli bir şekilde ilerlettik bu noktaya geldim. Bir şey daha merak ettiğim, e, Bu boy meselesi ilk defa duyduğum için soruyorum. Çünkü şu an devam eden bir kriter mi Yok bu? öyle bir kriter yok. Ha. Öyle bir kriter yok. Neden ya, varmış şey. diye soracaktım zaten de merak Neden ettim. Neden varmış? Çünkü ben gerçekten çok kısaydım. <gülüyor> <gülüyor> yani o an için o hocalarımız öyle düşündüler. Anladım, Dediler anladım. ki yani bu yanlış olabilir. Bir ...sıkıntı çıkabilir diye düşündüler. Anladım. Geriye dönüp baktığım zaman evet aslında hak veriyorum... ...olabilirdi de ama böyle bir kriterimiz yok tabii ki. Sonra adım adım ilerledi bu süreç. Evet bu süreç ilerledi adım adım ve... ...bu şu anki noktaya geldim. Muazzam. Ya biraz tabii şey e, hani farklı farklı... ...sen de biraz önce söyledin işte çizgi, kule... ...gibi aslında birçok farklı hani hakem e, tipi var. E, bu arada şöyle bir anımız da var bizim... ...zaten hani Serdar benim maçlarımı yöneten ve hani o zamandan beri bizim tanışıklığımız var. Sonrasında benim e, onlardan eğitim alıp onları görevlendirmesiyle hakemlik yaptığım e, Anılarım da var bu arada. E, <laughs> çiz, aynen çizgi ve kule hakemliği yapıp hmm. ben bu işi galiba yapamam ve e, size çok saygı duyuyorum diyerek. Çok keyif alıyorum programdan şu an. Size bir <laughs> <laughs> böyle Aynen. Sizi de çarpışıyorum yani, kule hakemidir evet. Evet yani çok senelerdir ben, benim çocukluğumu bilir ve sonrasında birlikte çalıştığımız taraf da var. Gerçekten dediğin gibi ya yani acayip stres faktörünün inanılmaz yoğun olduğu ve acayip bir konsantrasyon gerektiren bir meslek. Ee, birazcık daha böyle hani belki bizi izleyenler bilgilensin diye yani hangi tip hakemlikler var şu an çünkü işte birazcık da teknolojinin gelişmesiyle farklı kavramları da duymaya başladık. Birazcık bahsetmek istersen süper olur. Tabii ki ee, genelde hakemliğe başlayan kişiler çizgi hakemiyle başlıyorlar çünkü çizgi hakemliği bu işin aslında ilk adımı çizgi hakemi olduktan sonra, çizgi hakemliği eğitimini aldıktan sonra eğer ki devam etmek istiyorlarsa, bu işi profesyonel anlamda devam etmek istiyorlarsa bu işin kursları var. Ülkemizde çizgi hakemliği kursu da oluyor ama birçok ülkede çizgi hakemliği kurs olarak verilmiyor, seminer olarak veriliyor. Ve katılan herkes başarılı ama bizde kurs olarak veriliyor. Bizim diğer ülkelerden farkımız bu. Bu kurslar sonunda belli breveler alınıyor. Hakemlik ikiye ayrılıyor. İngilizce'de on court dediğimiz sahiç hakemlik, Off-court dediğimiz sağ dış hakemlik. Sanırım basketbolda da masa hakemi oluyor. Evet. öyle. Evet. Onun gibi adlandırabiliriz off-court hakem dediğimiz sağ dış hakemleri. Sağ iç hakemlerimiz çizgi hakemleri ve kule hakemleri. Hı hı. Sağ dış hakemlerimiz ise baş hakemler ve hakem şefleri. Bazı hakemler aynı anda 3 de sahip olabiliyor. Ya da 2-3 büreveye hangi bürevelere sahip olmak isteniyorsa. Ama genel olarak birçok hakem on-court official dediğimiz sağ iç hakemlikle bu işe başlıyor. Daha sonra sağ dış hakemliğe hı. dönüyorlar. Bunda yaş faktörü etken olabilir ya da bu işi nasıl yapmak istediklerine dair kariyer planları da etken olabilir. Çok ya, genç yaşta baş hakemliğe başlamış olan hakemlerimiz de var. Ee, çok daha sonraları kule hakemliğinden emekli olduktan sonra baş hakemliğe başlayan meslektaşlarımız da var. Bu büreveleri sırayla alıyoruz. Ee, uluslararası Tenis Federasyonu'nun belirlediği standartlara göre ilk aşama white badge dediğimiz beyaz büreve hakemlik sertifikası. Bu uluslararası hakemlik olarak geçmiyor. Bu uluslararası hakemlikten önceki ilk adım. White Beach hakem olduktan sonra belli e, başlı turnuvalarda çalışıp iyi değerlendirmeler, bu değerlendirmeleri de bizim üstlerimiz yapıyor. Bu değerlendirmeyi aldıktan sonra ve federasyonunuz uygun gördüyse eğer sizi bir sonraki aşama olan Bronze Bech Kule Hakemliği sınavına adınızı öneriyor. Hı hı. Uluslararası Tenis Federasyonu buna sizi layık görürse okula seçiyor. Ve genelde bu okul e, iki defa düzenleniyor senede. Bir tanesi muhtemelen Avrupa'da oluyor. Yüksek ihtimal hep böyle olmuştur. Diğeri ise ya Afrika'da ya da Amerika'da oluyor. Yani böyle okulları ikiye bölmüşler. Belli bir e, kısma işte Afrika'daki okullara sadece o bölgenin hakemlerini almaya çalışıyor elinden gelince. Avrupa'daki okullara da Avrupa bölgesi hakemlerini almaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak Avrupa bölgesinde sayılıyoruz, bulunuyoruz. Ve bu okula seçilen hakemler yaklaşık 20 kişi kadar seçiyorlar bronz beş okullarına ve son zamanlarda bu oran yükseldi ama genelde 7 ya da 8 kişi geçebiliyor okuldan. Ondan sonra uluslararası hakemlik kariyerine başlamış oluyorsunuz. Aynı şey baş hakemlik için de geçerli. Baş hakemlik sınavına girmek istiyorsanız gene ilk önce white patch baş almanız gerekiyor. Sonra bir üst kademe olan gümüş büreve sınavına başvurabiliyorsunuz. Kule hakemliğinin baş tek farkı büreve bazında. Kule hakemliği uluslararası bürevelir bronzdan başlarken, bronz, gümüş, altın olarak giderken baş hakemlik gümüş ve altın olarak gidiyor. Şahin göz hakemliği ise bunun bir şu an için aktif bir kursu yok. Sadece e, gidip eğitim alıyorsunuz canlı olarak turnuvalarda. Ben eğitimimi Katar'da almıştım. Fakat bu eğitime de katılabilmeniz için uluslararası hakem bürovesine sahip olmanız gerekiyor. Yani white beçediğiniz beyaz büroveniz varsa sizin Şahin göz eğitimlerine katılmanıza izin vermiyorlar. En az bronze beş kule hakemi veyahut da silver beş baş hakem olmanız gerekiyor.